Evet arkadaşlar, şimdi geldik artık projemizin en can alıcı noktalarından bir tanesine. Projeyi yayınlama kısmına geldik. Şimdi ben burada projeyi yayınlarken bir tane subdomain, bir tane de ana domain üzerinde yayınlamayı göstermeye çalışacağım. Bunun için yazılımeğitim.site olarak almış olduğum domaini burada kullanarak yayına almaya çalışacağız. Benim kullandığım hosting Reseller Hosting. Burası biraz uygun olduğu için bunu kullanıyorum. Yani herhangi bir ücret falan almıyorum tabii. Hatta hani hiçbir haberleri bile yok şu an videonun çekilimiyle ilgili. Sadece uygun olduğundan dolayı ben burayı seçtim. Hatta Direct Admin, bakın yani bayağı uygun yıllık olarak. En ucuz kısmı işte 400 lira diyebiliriz neredeyse. KDV hariç. O yüzden burayı kullanarak ben tercih ediyorum. Panel ile ilgili bazı şeyler çok kolay diyebilirim. Direct Admin kullanacağım dediğim gibi, o yüzden bunu aldığım için. Burada yaptığım işlemlerin aynısını cPanel'de de yapabilirsiniz yayın alma sürecinde. Şöyle etki alanlarımın arasında benim biraz önce size göstermiş olduğum yazılımeğitim.site adresi ekli. Bununla ilgili ekleme işlemi yani gerçekleştirildiği için otomatik olarak bazı işlemleri kendisi bizim için yapmış oluyor. Yani bazı işlemlerden kastım nedir? Bunun çalışacağı yol belirlenmiş oluyor. Şimdi gidelim, biz bir projemizi önce hazır hale getirelim o yüzden. Ardından da gerekli işlemleri yaparak devam ederiz. Şimdi projemin benim şöyle, hatta PHP Storm'da açalım. Öncelikle şöyle PHP artisan optimize clear diyorum. Ya da gidip işte bizim şu an burada olduğu gibi eventları, view'ları, cache'i, root'u, config'i veya işte composer dump autolite muhabbetini bir yapmamız lazım. Bunu yapmamızdaki sebep, herhangi bir şey cache'te kalmasın ve cache'te kalırsa şayet bizim için bir sorun yaratacağından dolayı bunu yapmamamız gerekiyor. Yani bunu öncelikle bir çalıştırmamız gerekiyor. Clear'lamamız gerekiyor. Ardından yayın alacağız. Sonrasında geliyorum, bir tane şöyle panelimin, yani daha doğrusu Elecuent Database de bizim projemizin ismi. Projemin olduğu konuma gelip bütün klasörleri, yani her şeyi seçiyorum. Sadece içinden şu Git'i çıkarttım, IDE'yi çıkarttım. Bir de Public klasörünü çıkartıyorum. Bunun haricinde olan tüm dosyaları sıkıştırıyorum. Yani zipliyorum diyelim. Public klasörünü de ayrıca zipliyorum. Hatta şöyle public demeyelim de public'in içindekileri zipleyelim. Public'in içine girdim. Hepsini seçtim, zipliyorum. Bakın şu storage hariç. Çünkü bu storage neydi? Kısa yol, linkleme işlemiydi. O hariç olarak hepsini şöyle sıkıştırıyorum ayrıca. Daha sonrasında şöyle panelimize doğru gelelim. Panelde şöyle dosya yöneticisine tıklıyorum. Dosya yöneticisinde domains kısım var. Domainlerin, yani benim paylaşmış olduğum domainlerin bulunduğu yol olmuş oluyor. Yazılım eğitim site bizim paylaşım yapacağımız yer. Yani bizim sitemiz burası. Burada da bir tane public HTML diye bir klasör göreceğiz. Bu klasörün içerisinde bizim public dosyamız olacak burada. O yüzden şöyle bir dosya yükle diyorum. Ve buraya bizim projemiz nerede? Masa üstünde. Full Stack Developer, Docker, MySQL projelerin içinde Elecuent Database'in public klasörünün içindeki şu public'in içindeki, yani bir tane zip yaptık. Onu alıyoruz ve buraya yüklemesini sağlıyorum. Şimdi bu yaptığımız işlem ana domain adresine web sitemizi paylaşırken yapacağımız işlem. Birazdan ya bu video için ya da bir ayrı bir video olarak subdomain ile beraber bir de yayın almayı göstereceğim. Böyle yüklendi. Şu eskiden benim bir tane index.php'm vardı. Bunu siliyorum. Sonra da bunu bir ayıklayalım, çıkaralım. Ayıklandıktan sonra şu arşiv zipimi şöyle siliyorum arkadaşlar. Sonrasında bakın bu public HTML'in doğrudan içinde index.php var. Bizim projemiz nereden ayağa kalkıyordu? Public'in içindeki index.php. Biz de ne yaptık? Public'in içindeki dosyaları, bizim ana domainimiz nereden ayağa kalkıyor? Public HTML'in içerisinden ayağa kalkar arkadaşlar. O yüzden biz de gittik projemizdeki public kısmını public HTML'in içerisine attık. İşte bu public HTML ile aynı hizaya gelmem gerekiyor. O yüzden şöyle yazılım eğitim siteye basıyorum. Bakın aynı hizada. Buraya da diğer dosyalarımı yükleyeceğim. Onun içinde bir klasör oluşturuyorum. Ne diyelim buna? Yazılım eğitim
yayın diyorum. Hatta blok yayın diyelim. Bizim projemiz blok projesi olduğu için. Blok yayın diye bir klasör oluşturuyorum. Ve bu klasörün içerisine giriyorum. Buraya da şöyle dosya yükle diyerek. Bakın ben şu an public klasörün içerisindeydim. Bir üstte buradan çıkabiliyor muyuz? Elekyon database dedim. Bakın ana dosya dizinin de demin arşivlemiş olduğumuz yani ziplemiş olduğumuz arşiv zipi de buraya alıyorum. Bir public'in içine ayrı aldık. Public'in dışındaki tüm alanları da ayrıca aldık. Şu anda. Zip'ten de bir dışarı çıkaralım. Dosyamız çıkarıldıktan sonra da şu alttaki arşiv zipi buradan silelim. Kalmasının çok da bir anlamı çünkü yok. Şimdi ilk yapacağım işlem şöyle şu domainimi tekrar tıklayalım. Yazılım eğitim site. Public HTML'in içerisine geliyorum. Artık her şeyi çıkarttıktan sonra ilk olarak index.php'yi bir açıyorum. Projemiz ayağa kalkarken şurada çağrıldığı dosyalar var işte. Mesela diyor ki normalde şöyle size de burayı anlatalım. Benim projem nereden ayağa kalkıyordu? Şu public'in, pardon, buradaki public'in içerisinden ayağa kalkıyordu. Buradaki index.php'den ayağa kalkıyordu. Bu index.php'nin içerisinde de diyor ki bir klasör geride storage'ın altında yani şu storage'ın altında framework'ün altında maintenance.php var mı? Yani file exist ile beraber bunun bir kontrolünü yapmış. Böyle bir klasör yolu var mı? Varsa ona yönelik yani onu dosyayı çağırmasını istiyor. Onun dışında yine aşağı baktığımızda bir klasör dışarıda vendor'un altında autoload.php böyle en altta bakın bulunacak. Autoload.php'yi çağırmasını istiyor. Bir de ana dizinde yine kendisinden bir dışarıda yani public'in bir dışında orası da yine burası oluyor. Public'in bir dışına çıktık. Bootstrap'ın içinde app.php'yi çağırmasını istiyor. Application'a yani uygulamayı ayağa kaldırmak için. Şimdi bu adımlar gördüğümüze göre o zaman buralarda benim şu anda bir güncelleme yapmam gerekiyor. Bu güncellemeyi de neye göre yapacağım? Şu anda biliyorsunuz bir public HTML'in içerisinde bir index.php'm var. Benim aynı public klasörüm gibi. Bir de dışında bakın bu public HTML ile aynı hizada yazılım eğitim blog yayın diye bir klasör oluşturup geri kalan bütün dosyaları da bunun için attık. O yüzden geliyorum bu index.php'yi açıyorum. Ve buraya diyorum ki bir dosya dizini dışarıda, bakın dışarıyı hiç bozmuyorum. Sadece şuraya gelip bir slash koyup yazılım, eğitim, blog, yayın diyorum. Tek ekleyeceğim yer burası. Şöyle slash'tan itibaren kopyaladım, yapıştırdım. Sonrasında şuraya geliyorum, aynısını koyuyorum. Her birisine bunu ekleyeceğim. Bootstrap için geliyorum. Aynı alanı ekliyorum ve şöyle kaydete basıyorum. Bu index.php'miz oldu. Bundan sonra yapacağım bir sonraki adım. Veri tabanımla ilgili bir işlemlerim yapmak. Yani environment dosyamızı düzeltmemiz lazım. Bizim şu anda environment dosyamız nerede bulunuyor? Şu yazılım eğitim blok yayın. Bu arada biz yazılım eğitim blok yayın yazdık mı burada? Bir daha bakayım. Yazılım eğitim blok yayın. Okey. Bir yanlışlığımız olmasın. Yazılım eğitim blok yayın klasörün içine geldim. Burada bakın environment dosyamız var. Bu environment dosyamı açıyorum. Öncelikle bakın burada bir app env bölümümüz var. Burada lokal diye bir alan görüyorsunuz. Bunun lokal olduğu durumlarda hataların gösterimi, hata oluştuğu zaman bu hataların detaylı gösterimi ya da biz bir debug bar kullanıyorduk. Bu debug barın gösterimi gibi bir alan söz konusu. Bunu o yüzden production'a çeviriyorum. Yani production demek yayın ortamına alındığı anlamına geliyor.
Bir de altta app debug diye bir alan görüyorsunuz. Yani bu debug edilebilsin mi edilemesin mi anlamına geliyor. Bu true, bunu false'a çekiyoruz ki bu hataların açık açık gösterimi sağlanmasın. Bize otomatik olarak 500 error hatası ekranı verecek ya da işte 404 gibi bir hata verecek. Bizim sitemiz nerede yayınlı olacaktı? Yazılımeğitim.site olarak olacaktı. O yüzden geliyorum, buradaki linkimi de düzeltiyorum. Yazılımeğitim.site diyorum. Bir sonraki alan veri tabanı alanım. Benim daha önce Docker'da bir geliştirme kendim yaptığım için buraya MySQL yazmıştım. Eğer sizler XAMPP gibi bir farklı bir ortamda gelişme yapıyorsanız sizler de burada 127.0.0.1 yazıyor olacak. Ki bizim şu anda sunucumuz, yani hosting olduğu için veri tabanımız da aynı yerde barınacak. O yüzden localhost, yani 127.0.0.1 yazması gerekiyor burada. Sonrasında bir veri tabanı ismi yazacağız. Tabii şu an veri tabanı oluşturmadığımız için veri tabanına ait bir bilgimiz şu an henüz yok. O yüzden geliyorum şöyle MySQL veri tabanları diyorum. Bu adımda, ya bu adıma kadar cPanel ile arasında pek bir fark yok. Bu adımda cPanel'de bir user oluşturup o user'ı da bu veri tabanını yönetebilir hale getirmeniz gerekiyor. Tek farkı bu. Direct Admin'de ise ikisini aynı anda yapıyor. O yüzden ekstra bir işlemle ilgilenmiyorsunuz. Mesela bakın buraya ben geleceğim. Şimdi şöyle biraz da büyütelim. Yazılım, eğitim, altre, blok dedim. Şimdi böyle bir veri tabanı oluşturuyorum ve bakın burada aynı zamanda bana bir tane kullanıcı oluşturuyor. Ve diyor ki veri tabanına bir parola vermemi istiyor. Bu parolayı da şöyle kendisi oluştursun. Şu sanırım random olarak oluşturmuş olacak. Bu parolayı da işlem bittiği zaman bize otomatik olarak ekranda bir gösterecek. Şöyle diyorum, veri tabanı ekle. Bastım. Gördüğünüz gibi veri tabanım geldi. Veri tabanını aldım. Şöyle ENVM'in içine geliyorum. Database denilen kısma yapıştırıyorum. Sonra hemen altında bakın bir kullanıcı adı var. Kullanıcı adını alıyorum. Root'un yerine kullanıcı adını yapıştırıyorum. Son olarak parolam var. Parolamı kopyaladım. Ve parolamı da environment'taki alanıma yapıştırıyorum. Ben biraz önce dersten önce, yani daha doğrusu videoyu başlamadan önce birkaç değişiklik yaptım burada. Redis'le ilgili hatırlarsanız bizim file sistemimiz, daha doğrusu cache driver'ımız Redis'te ve station driver'ımız Redis'te. Ama benim kullandığım sunucu üzerinde Redis üzerinden işlem yapmama izin vermedikleri için bunları da file'a geri çektim. File işlemi olarak geri çektim. Bunların dışında yapmamız gereken bir diğer ayar, ilerleyen zamanda, yani siz gerçekten tam olarak yayına çıktığınız zaman buradaki maili hangi mail adresinizden göndereceksiniz? Örneğin işte Gmail adresinizden yollayacaksanız Gmail'inize göre username'inizi, password'ünüzü ve tabii from, yani kimden gönderilecek kısmını, e-mail'inizi güncellemeniz gerekiyor. Ben bunu yayına aldığım sırada bu alanı kendime göre özelleştirerek yazacağım. Onun haricinde burada bir Google'la ilgili login olma durumu yapmıştık hatırlarsanız. Bu login olma yerinde vermiş olduğumuz bir redirect URI var. Bu işlemi de yine yayınlayacağınız domaine göre, bakın yazılım eğitim site olduğu için ona göre düzenlemek gerekiyor. Yani bunu ne demek istiyorum? Google'dan gidip bir hesap açacağız ve bu hesap üzerinde eloquent.com yapmıştık hatırlarsanız. Bunu eloquent.com değil, yazılım eğitim okulu site yapmak gerekiyor. Ben şu an Google login'e çok takılmıyorum. Bunu da daha sonra kendim ekleyeceğim. Ama hani bu bir hatırlatma olarak sizlerle de kalsın. Bu şu an güncellemeleri yaptıktan sonra şöyle dosyayı bir kaydet diyorum. Sonrasında biliyorsunuz veri tabanımızı oluşturduk. Bu veri tabanına gidip benim kendi veri tabanımdan export ettiğim veriyi atmam lazım. Şöyle üstten phpMyAdmin'e bastım. Bu oluşan veri tabanının da içine giriyorum. Sonrasında içe aktar diyorum. Şöyle veri tabanımızı görelim. Şu veri tabanımı da şöyle execute değil, daha doğrusu dump SQL file'a basıp structure and data diyorum ve dışarı aktarıyorum. Bunu isterseniz işte bir phpMyAdmin kullanıyorsanız onu da şöyle gösterelim. Dışa aktara basacaksınız. Burada bir dışa aktarma seçeneği bulunacak. Şu an veri tabanı tablo olmadığı için yazmıyor. Siz buradan dışarı aktaracaksınız önce lokalinizden. Daha sonra da gelip içe aktara basıp ilgili dosyayı burada seçeceksiniz. Benim indirilenler klasörüne bakın, şöyle SQL'im bulunuyor. Aç diyeceksiniz ve en altta içe aktar butonuna basarak veri tabanının sunucunuzdaki kısma akmasını sağlamış olacaksınız arkadaşlar. Şimdi bu kısım da okey. Bu kısmın hemen sonrasında bir şöyle bir ekranımı yenileyeceğim. Bakalım hata var mı, ne geliyor ne gelmiyor bir görmeye çalışacağız. Şu an burada bir 500 error aldık.
Bunun muhtemelen sebebi birçok sebep olabilir. Şu an biz hataları da environment'dan kapattığımız için bakın hata geliyor ama hatayı göremiyoruz. Şimdi benim ilk bakacağım yer şu an ben PHP sürümüyle ilgili herhangi bir güncelleme yapmadım. Önce onu kontrol edeceğim. Bizim projemiz minimum 8.1 PHP sürümüyle çalışıyor çünkü. Laravel 10'la geliştirme yaptığımız için. Şöyle select PHP versiyon kısmına geliyorum. Bakalım buradaki PHP versiyonumuz şu anda neymiş? Bir onu görelim. Şu an 8.2 içerisinde bulunuyormuş. Burada herhangi bir yani sorun şu anda yok. Burada arkadaşlar bakın içerisine geldiğinizde PHP seçimine geldiğinizde birçok extension, PHP extension'ı göreceksiniz. Bunlarla ilgili herhangi bir hata aldığınızda bazılarını kapatabilir, bazılarını açabilirsiniz ya da projenize özel olarak kullandığınız bir extension varsa onları da buradan kapatıp buradan açmanız gerekiyor. Şu anda hata bundan kaynaklanmıyormuş. Ben şimdi hatanın neyden kaynaklandığını anlayabilmek için geleceğim bu environment dosyamda. Biraz önce demiştim ki size şuna production ve buraya false yazmıştık. En son yine o hale getireceğiz. Fakat şu anda hataları bir görebilmek için local ve true yazıyorum. Ki hatayı bir görelim ona göre buralarda iyileştirmemizi yani düzeltmelerimizi yapalım. Ardından bir daha bir ekranımı yeniledim. Sonrasında nerede? Could not driver connection MySQL. Yani MySQL'e bağlanamadığını söylüyor. Bakalım bir environment'ımıza. Yani connection'ımız bu. Hatta şuradan yakınlaştırabiliyorsam kendime de yakınlaştırayım. Yani burada bir bağlantıyı kuramamasının sebebi Could not driver demiş. Direkt MySQL driver ile ilgili bir sorun vermiş. Bunun burada herhangi bir değişiklik aslında yok. Şuraya bir localhost yazalım. Bakalım bununla bir alakalı bir şey olabilir mi? Bununla alakalı bir durum değil. Yine ben bunu 127.0.0.1'e getiriyorum. DB Connection'ın MySQL aslında burada bir farklılık yok. Bunu tekrardan kaydedelim böyle. Sonra gelelim şunu bir kapatalım. Şöyle biraz da geriye yine itelim. Şimdi benim diğer bakacağım nokta burada hemen yine gidip bir şöyle yazılım eğitim sitenin içinde public HTML'e geleceğim ki bunun içerisinde index.php'm vardı. Bakalım bunun içinde benim yazdığım noktalarla uyuşmayan bir yer olmuş olabilir mi? Ne demişiz? Bir dosya dizinin dışarıda yazılım eğitim blog yayın klasörünün içinde bulmasını istemişiz. Buralarla ilgili de bir sıkıntı yok gibi geliyor şu anda. O yüzden bir tekrardan şu veri tabanlarına basacağım. Şu veri tabanının bakalım başındaki kısmı yazmış mıyız? Bakın şurada bir eğitim PHP 8 yazıyor ya bakalım bunu ben sanki koymadım gibi anladım. Bir ona bakacağım. Yani ne yapıyorum? Environment dosyamı açacağım. O neredeydi? Yazılım eğitim blog yayının içindeydi. Şu environment'ımı açtım. Başında yazıyor muymuş? Yazıyormuş aslında. Şöyle bir daha yapıştırdım. Fakat ben bunları bir çift tırnak içerisine alalım. Daha yararlı olacak. Hata var mı yok mu bir emin olmuş oluruz. Şöyle boşlukları kalmasın. Parolayı da şöyle tırnakların arasına aldım. Bazen bu tırnakların arasında almamızdaki sebep bazı karakterler tam anlaşılamayabiliyor. O durumdan dolayı aldım. Tabii bu hatanın sebebini açıkçası bilmiyorum. Bu hatayı beklemediğimiz bir hataydı. Bir aratalım. Neye veriyor bu hatayı? Tam emin olamadım çünkü ben de. Daha önce pek almadığım bir hata oldu bu. Yani P diyor MySQL bakın bu açık olmadığını söylüyormuş diyorlar. Biz de o zaman gideceğiz. Biraz önce size söylediğim gibi. Böyle geleceğim. PHP yine sürümlerini seçtiğim yere. Genel PHP 8.1 seçerek aslında başlıyordum. Şu an 8.2 hazır gelmiş. Hiç ellemedim. Demek ki bir tane extension seçili olarak gelmiyor.
P diyor MySQL seçili aslında. Bundan bahsediyorlarsa. Bir daha bakalım. Ve biz bu serimi 8.1'e getirelim. PHP sürümümüzü. Bakalım onunla bir alakası var mı? Şöyle 8.1 dedim. Daha sonra bir şey yapmam gerekiyor mu? Apply demem gerekiyormuş yanında. Bunu kabul ettirdim. Çünkü P diyor MySQL'in versiyonları bakın burada demişler birbiriyle eşleşmiyor olabilir demişler. Belki de öyledir. Ve sayfamı bir yeniledim. Evet. Sebebi ondan kaynaklıymış arkadaşlar. Şimdi sitemiz başlangıçta açıldı şu anda. Genel olarak bir sorun yok. Şu an buradaki bizim ana olarak ilk sorumuz PHP Artisan Storage link yapamıyor olmamız. Bir de şurada bir noktalı virgüllü bir alan var. Bu nereden geliyor? Ben demin yanlışlıkla bir yerleri mi acaba eledim? Yani şu tırnakları koymamızla falan alakası yok şu an yaptığımız çözümün. Onu bir söylemiş olayım. Sadece şu tırnağı bir anlayamadım. Bu nereden geldi? Ne yapalım? Gelelim bir bakalım. O tırnaklarımız nereden gelmiş olabilir? Yine ilk bakacağım yer burası. Burayı çünkü demin en çok elledik baktık. Burada bir istemeden bıraktığımız bir nokta var mı? Yoksa da şöyle bir kendi lokalimizdekine bakalım. Bizim lokalde de çıkıyor mu? Lokalde de çıkıyormuş. Onu demek ki ben yanlışlıkla bir yere koymuşum. Şöyle hemen yanlışlıkla nereye koymuşuz? Muhtemelen frontla ilgili bir yerde var gibi geliyor bana. Şöyle en üste bir çıkayım. Front'un içinde gözükmüyor. Şöyle en üste geliyorum. Front'ta var mı? Tek başına bir parantez, tırnak. Bunu da bulmak şu anda bayağı samanlıkta iğne aramaya benzeyecek. Hata neredeyse. İki tane hata gözüküyor ama bunlar background image olduğu için hata değil aslında. Şimdi header'ın olduğu yerde olduğu için hemen şuralarda bir tırnak olmalı diye düşünüyorum. Front blade'i logodan hemen önce. İnceleyelim neyin önünde hemen geliyor. Title'ın hemen üstünde yazıyormuş. Bir bakalım. Bakın şuraya bırakmışım. Bakın meta'nın yanında. Ben noktalı virgül burada unutmuşum. Şöyle sayfamı lokalde bir yeniledim önce. Pardon bu lokal değil. Lokalde bir yeniledim. Hata gitti. O zaman benim de demek ki buradakini bir yenilemem lazım. Güncellemem lazım. O noktalı virgül için. Aslında bunu böyle ya hatasız tabii koymak lazımdı. Ama yanlışlıkla demin demek ki dosyayı düzenlerken elimiz orada bir kaçmış. Domain'e geliyorum. Yazılım eğitim site. Yazılım eğitim blog yayın. Resources. Views. Layout. Front layout'un içinde. Bakın şurada hemen noktalı virgül site'in yanında kalmış. Bunu kaydettim. Böyle sayfayı da bir yeniledik. Öncelikle o hatamız gitti. Şimdi resimlerle ilgili olan kısma geleceğiz. Resimlerimiz nereden geliyor arkadaşlar? PHP Artisan Storage link koduyla geliyor. Ama bizim domain, genellikle alacağımız hostinglerde bunu yazmamıza bir izin yani verilmez. Bazı hostinglerden rica edersiniz. Dersiniz ki ya ben böyle böyle bir komut command çalıştırmak istiyorum. Benim için çalıştırır mısınız? Bazıları bunu kabul eder. Birçoğu da bunu kabul etmeyecektir. Bu durumda ne yapmak gerekiyor? Sim linkimizi bizim kendimiz oluşturmamız lazım. Bu sim linki de şöyle bir oluşturalım. Bu sim link kodunu da nereye oluşturacağız? Şöyle projemiz ilk olarak açıldığı zaman nerede açılıyorsa ona göre bir yol vermemiz gerekiyor. Bunun için benim bir yöntemim direkt açıkçası yok.
normalde hani kullanırken. Eski projelerimde farklı yöntemler kullanıyordum ama şu an sizlerle beraber bir deneme yapmak istiyorum. Şu an biz ana bir domainde çalışıyoruz biliyorsunuz. Bu ana domainimizde şöyle alt etki alanı demeyelim de etki alanlarından bir tane yönelim. Şöyle yazılım eğitim site diye bir domain. Ben şimdi buna bir önce sub domain ekleyeceğim. Ya bu yöntem birazcık evet çetrefilli biraz kulağımızı tersten tutmuş olacağız. Fakat işe yarayacağını düşünüyorum. Bir denemek istiyorum o yüzden. Şöyle sercan nokta bir tane sub domain oluşturuyorum. Bu sub domain'i daha sonra silebiliriz. Sorun değil. Sub domain'i oluşturmamdaki amaç ise sub domain'in hangi kök klasöründe çalışacağını belirleyebiliyor olmamdan kaynaklı. O yüzden bunu bu şekilde oluşturdum. Daha sonra bunu dedim ki özel olarak çalışmalı diye verdim. Ve şöyle bunun bulunduğu klasörde burada çalışabilir. Bu yolda çalışabilir. Yazılım eğitim sitenin direkt içerisinde. Hatta bunu şöyle bir kaydediyorum. Sonrasında şöyle geliyorum. Bunu kapatalım mı? Bunu kapatabiliriz. Burayla bir işimiz kalmadı. Domainlere geldim. Yazılım eğitim sitenin içerisine tıkladık. Tıklar tıklamaz bakın burada çalışacağı anlamına geliyor. Şu public HTML'in içine de bakın bir tane Sercan diye yeni bir klasör oluşuyor. Bu sub domain olduğundan dolayı böyle bir klasör oluştu. Fakat benim ihtiyacım olan yer şurada bir tane index.php dosyası oluşturmak. Tabi bakın bu sub domain oluşturduğum için yalnız işimize yarayacağını düşünüyorum. Düşünüyorum diyorum çünkü bunu da ilk defa deniyorum arkadaşlar. Ondan dolayı açıkçası böyle söylüyorum. Şöyle index.php'yi açtım. Bunun içerisine şöyle bir tane şöyle basalım. PHP taglerimizi açalım. Sonra target folder diyorum. Yani hedef dosyam. Dolar server document root diyorum. Yani bu ana dizin olarak almasını istiyorum. Yani benim bulunduğum yeri almış olacak. Daha sonrasında şöyle birleştirme operatörünü kullanıyorum. Slash bizim bulunduğumuz klasör yolunda arkadaşlar. Şöyle şuradan yine gelelim. Bir daha bir görelim. Domain bakın benim index.php'm burada ya. Ben nereye girmem lazım? Yazılım eğitim blog yayının içine girmem lazım. Yani hemen bulunduğu yerde yazılım eğitim blog yayın klasörünün altında yayın klasörünün altında storage'ın altında app'in altında public diyorum. Peki bu benim dediğim ne oluyor? Bakın burada yazılım eğitim blog yayın var. Bunun altında storage'ın altında app'in altında public'in altında bulunan bakın bizim yüklemiş olduğumuz ya da yükleyeceğimiz fotoğrafların yolunu vermemiz gerekiyor. Bunu da şöyle neredeyiz? Şöyle burada vermeye çalışacağız. Yani benim hedefim neresi? Burayı. Burayı kopyala. Nereye kopyalamasını istiyorum? Linkpad diyelim buna. Kopyalanacak yani linklenecek, sim link yapılacak yol anlamında. Yine şöyle ana dizini alıyorum. Ana dizini aldıktan sonra şöyle bir slash koydum. Tabii şöyle tırnağımı açıp bir slash koydum. Bir daha şöyle geri geliyorum. Nereye koyacağız biz? Yazılım eğitim sitenin içerisinde, public HTML'in içerisinde doğrudan burada storage olarak koyacağız. Yani public HTML diyorum slash public alt tire HTML diyorum ve slash koyuyorum. Buraya storage adlı bir storage link atmasını istiyorum. Sebebi ne? Çünkü ben direkt veri tabanında bir bilgi yani bir alan tutarken hatta bakın şuradan bir görelim. Bir settings'ten de fotoğrafları hatırlayalım. Fotoğrafları biz tutarken nasıl tutuyorduk? Storage slash settings slash şeklinde ilerliyorduk. Yani bu storage nereye denk geliyor? Benim public klasörümdeki storage kısmına. Şu anda da bizim bir hosting ortamımızda storage link yok. Ve bu storage link komutunu da çalıştıramıyoruz demiştik. Ondan dolayı yapıyoruz yani. Bu yola sim linkinin yapılmasını istiyorum. Şimdi öncesinde bir unlink yapacağız. Yani varsa kaldırma işlemi yapması gerekiyor. Burada. Burası linkpad. Bunu koymamızdaki sebep siz belki kopyalarken arkadaşlar
Bu ben storage hatırlarsanız silmiştim. Silip daha doğrusu almadan ziplemiştim. Storage linkini almadan yapmıştım. Siz eğer ki alarak yaparsanız o yüzden bu yoldaki önce bir kalksın. Şu işlemi yaparak. Ardından diyorum ki if diyorum. Hatta bir cevap alabilirim buradan. Simlink işlemi yap. Bu simlink fonksiyonu true ya da false boolean bir değer döner. Şu target folder'ı yani hedef olan folder'ı virgül link pet'e linklemesini istiyoruz. Şöyle. Buradaki boşluğu silelim. Şimdi geldim. Parantezlerimi açtım. Parantez içine diyorum ki print r işlem tamamlandı diyorum ve sonunda die yani kodu öldürüyorum. Eğer ki işlem tamamlanamazsa bu dışına gelecek. Bunu da görebilmek için yapıyoruz tabii şu anda. Yapılmadı yazalım. Burada da kodumuzu öldürdük. Şöyle bir kaydetme işlemiyle bunu kaydettim. Bakalım işlemimiz başarılı oldu mu? Bunun başarılı olup olmaması da şuna bağlı. Biz gittik biliyorsunuz az önce bir alt etki alanı oluşturduk. Ben bu etki alanını bir kere ziyaret edeceğim. Bu etki alanını ziyaret ettiğinde neresi çalışacak? Buradaki sitenin kök klasörü çalışmış olacak. Şöyle bakın bir kere daha yine basalım. Neresi çalışıyormuş? Yazılım eğitim sitenin içerisinde. Yani şunun içerisinde çalışıyormuş. Bizim de bu yazılım eğitim sitenin şöyle bir bunu kapatayım. Bakın yazılım eğitim sitenin içerisindeyim şu anda. Orada da nerede? Index.php çalışacakmış. O anlama geliyormuş yani. Şöyle gelelim. Sercan.yazılım eğitim siteyi bir çalıştırıyorum. Şöyle bir gelişmiş diyelim. Gitmesini isteyelim. İşlem tamamlandı şeklinde bir uyarı verdi. Bakalım bizim bu işlemimiz tamamlanmış mı? Sayfamı bir yeniledim. Sayfamızı yeniledikten sonra şöyle bakın resimlerimin geldiğini görüyorum. Bir de ana sayfaya gidelim. Ana sayfada da bizim buradaki resimlerle ilgili olan alanımız olmuş mu diye bakıyorum. Genel itibariyle olmuş gibi fakat benim buradaki resimlerim yani bu alanlardaki resimler farklı bir pet'teydi normalde. Yani kategori veri tabanına bakmamız lazım arkadaşlar. Bir hatırlayalım. Yani şundan bahsediyorum. Bakın kategori storage'ın altında, kategorisinin altında CSS 3 PNG şeklinde olması gerekiyordu. Fakat şu anda bu olmamış. Olmamasının sebebi ne? Bizim projemizi geliştiren arkadaşların bildiği için normalde diğer arkadaşlarım eğer ki bizim gibi file exist kontrol yapmadıysa onlar da devam edecek. Bir sorun olmadan bu adımda projelerini yayına almış olacaklar. Fakat biz projemizi geliştirirken demiştik ki bizim bir tane helper'ımız var. Böyle helpers'ın altında bir tane helper'ımız var. Burada biz buna bir tane image pet yolluyorduk. Bu image pet eğer ki bulunabilirse yani bulunamazsa daha doğrusu yoksa böyle bir dosya ya da boş yollandıysa default yolla. O yüzden bizim şu anda ekranımızda default resimlerimiz geliyor arkadaşlar. Ve burada tahmin ediyorum bizim bu public pet olarak aldığımız yol projenin yolunda tam bize denk gelmiyor. İstediğimiz yola denk gelmiyor. Ondan dolayı da bulamıyor diye düşünüyorum. Ben de bunu burada bakalım. DD ile basa basa böyle adım adım ilerleye ilerleye bir görmeye çalışacağım. Ve DD dedim. Şöyle public pet'in içinde bulunan şu image pet'i bir alıyorum. Bakalım bu nereye denk geliyormuş da bulamıyormuş. Bir bunu görmeye çalışalım. Dosyayı kaydettim. Bulunduğum sayfayı da bir yeniledim. Yeniler yenilemez de bakın şöyle altta hemen bizim bir kodumuz geldi. Bakın ne diyor burada? Yazılım eğitim blog yayın slash public slash storage kategori CSS3 şeklinde bir yolda ilerliyor. Peki benim ihtiyacım olan ne? Şuradaki public ismine benim ihtiyacım yok. Çünkü ben neden? Doğrudan storage'ın altında bunu arıyorum. Peki arkadaşlar ben eğer bu public'in altında da bunu istiyorsam ne yapmam gerekiyor? Eğer public'in altında istiyorduysak yani istiyorsak böyle bir işlemi bizim bu simlink oluşturduğumuz yol public'in altında olmalıydı. Peki biz nerede oluşturduk? Doğrudan şu klasörün olduğu dizinde oluşturduk. Yani burası ne demek? Public HTML'in içinde oluşturduk. Public'in altında oluşturmak ne demek? Yani ne demek istiyorum ben? Burada bir tane benim public adında bir klasörüm olsaydı bu public'in altında da işlemin yapılmasını sağlasaydık. Yani hangi işlemin yapılmasını sağlasaydık? Şu index.php'mizde yazmış olduğumuz
Bakın ne diyorduk? Public HTML'in altında storage da yap. Storage da yap değil de burada bir slash deyip public'in altında, yani daha doğrusu public HTML'in altında, public'in altında storage da bu işlemi yap dersek, tahmin ediyorum sorunumuz düzelmiş gibi olacak. Şöyle bir şu sayfayı bir daha bir yeniliyorum. İşlem tamamlandı diyor. Sonrasında buradaki DD ile ilgili kısmı bir geçici olarak kaldırıyorum. Şöyle bir daha bir sayfamı yeniledim. Ana sayfaya bir gelelim. Şöyle bir daha bir yenileyelim. Şu an dosyamızı yine bulamadığını görüyoruz. Bulamamasının sebebi nedir? Bunu bir de anlayalım. Bir daha bir görmeye çalışalım. Nerede bizim DD'miz? Bunu getirdim tekrardan. Şöyle kaydet dedim. Sayfayı bir daha bir yeniledim. Şimdi bulamadı dedik. Peki bu nerede arıyor? Yazılım eğitim blog yayının altında arıyor arkadaşlar. Ararken. Dikkat ettiyseniz. Bakın bir daha bakın. Yazılım eğitim, bakın yazılım eğitim nokta site slash yazılım eğitim blog yayın public storage categories şeklinde yürüyor. Ama benim projemde yazılım blog yayının altında değil, doğrudan bunun altında public HTML'in altında olarak yürümesi lazım. Biz de buradaki güncellemeyi sanıyorum. Şöyle public pet değil storage pet yaparsak bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Şöyle bir daha bir ekranımı yeniledim. Storage pet yaptığım zaman da yazılım eğitim blog yayın olarak bunu görüyorum. Benim istediğim bir görüntü bu değil aslında. Şöyle bir daha bir görelim. Şöyle bir daha bir getirelim. Bizim istediğimiz sahne arkadaşlar şu an sunucu ortamında. ImagePad'in doğrudan sanırım kendisi. Bakalım bir böyle görelim. Bu daha iyi olacak. Pardon. Yanlışlıkla yaptım. Bir daha bastım. Ana sayfaya gittim. Şöyle bakın yaklaştırıyorum. Aynen öyle. Bizimkisi, biz ne demiştik? Direkt storage olarak normal ilk başta yaptığımızda atmıştık. Bunun bir file exist ile görüntülenmesini sağlamaya çalışalım. Şurayı DD'yi kapatıyorum bakalım şu an çalışacak mı? Şu public pet'i de buradan sildim. Hatta şu public pet'i şuraya şöyle yapıştıralım. Yedek olarak kalsın. Dosyayı kaydettim. Ekranımı bir kez daha yeniledim. Ve evet. Şimdi artık bizim bütün dosyalarımız, daha doğrusu bütün ilgili alanlarımız doğru şekilde geldi. Bunun çalışmamasının sebebi neymiş? Aslında biz public pet olarak aldığımız için ve public pet de bizim projemizin yolu şu an değişik çalışıyor, yani bir yerden bir yere gösteriyoruz. Neredeyiz? Şuradan bir göstermeye çalışalım. Benim projem nerede çalışıyor? Yazılım eğitim sitede çalışıyor. Projemin public klasörü neyin içinde? Public HTML'in içinde. Public HTML'in dışındaki kısımlar neyin içinde? Yazılım eğitim blog yayının içinde. Peki ben bu yazılım eğitim blog yayın içindekileri nasıl çalıştırıyorum? Public HTML'in içindeki index PHP'nin içinde yollarını değiştirerek çalışmasını istiyorum. Peki normalde benim dosyam böyle mi çalışıyordu? Hayır. Böyle çalışmıyordu işte. Böyle çalışmadığı için de bu sorun meydana geldi. Peki biz ne yaptık? Dedik ki bizim kendi geliştirdiğimiz, yani bu bizden kaynaklanan bir durumdu. Bir symlink işlemi yaptık. Bu symlink'in güncel hali şöyle olmalı. Ben bunu public'i denemek için az önce yapmıştım. Public HTML'in altında storage adında bir symlink yap. Bunun sebebi neydi? Benim veri tabanından gelen verilerim storage slash kategori slash resim ya da işte storage slash farklı artık article slash resim şeklinde ilerlediği için ben bunu böyle verdim. Buradaki kısmı, yani şu satırı. O yüzden verdim. Bunu böyle kaydettim. Ve tabi bunu subdomain'le bir kere çalıştırmak için bir subdomain oluşturdum ki bu yolu bir kere çalıştırabileyim. Daha sonra subdomain'le şöyle bir kere çalıştırdık. Yani sercan.yazılımeğitimsite diye. Ve işlem tamamlandı. Bizim için gitti. Simlink işlemini yaptı. Ve sonrasında resimlerimizin gelmesi için de son olarak yazılım eğitim blog yayının içinde, app'in içinde, helpers'ın içinde, helpers php'mizde şurada bir public pet bölümü vardı. Hatta şu parantezler biraz fazla.
Public Pet'i kaldırdım. Normalde sunucu ortamında olmuş olsaydık ve bu şekilde farklı klasörlerin altında yayınlamamış olsaydık muhtemelen bunun bizim için bir sıkıntısı olmayacaktı. Ama şu anda bu yayın alınırken bize bir sorun yarattı. O yüzden doğrudan file exist ile ilgili gelen pet var mı? Varsa pet'i dönecek. Yoksa kendisi default bir image verip onu dönecek. Şu kısmı da o yüzden şöyle siliyorum. Artık ihtiyacım yok. Şöyle projeme geldim. Projemi bir sayfamı bir kez daha bir yenileyelim. Sonrasında bir tane bir şöyle kategoriye girelim. Bir bakalım. Herhangi bir sorun var mı? Yine bakalım ne veriyor. File exist ile ilgili bir hata vermiş. Bunun sebebi neymiş? Assets'in altında, Images'in altında, User Image'in altında işte profile bir PNG is not diyor. Böyle bir dosyayı yine bulamadığını anlıyorum. Aslında açamadığından dolayı. File exist'le beraber. Benim gelen isteğimin altında aslında assets'in doğrudan var mı? Bakalım. Bunları bir kapatıyorum. Şimdi ana dizinime gelmem lazım. Şöyle geldim. Benim klasörüm neresi? Burası. Bunun içinde assets'in altında, image'in altında, user image'in altında, profile bir png değil mi? Assets'in altında, image'in altında, user bir, yok profile bir png. Bu da şurası olmuş oluyor. Peki biz bunu bir şöyle hemen denememiz gerekiyor. Benim şu yolla bakın bunu böyle alıyorum, kopyaladım. Benim bu yolda doğrudan sitenin altında, URL'inde aramış olsaydım bu resmi bulabiliyor muydum? Bulabiliyormuş. Peki benim burada şöyle iki tane slash olduğu için resmi muhtemelen bulamadı. Bakın şurada bir iki tane slash var. Şuradan da ben baktığım zaman öyle görüyorum. Şöyle geri getirelim hatanın olduğu yere. Şurada bir slash ile başlıyor. Tahminen ondan dolayı olmadığını düşünüyorum. Yine image exist olan kısma kadar geleceğim. Yazılım eğitim site. App'in altında. Helpers'ın altında. Helpers PHP'me geldim. Yine bir DD koydum. Şöyle image pet'imi aldım. Bastım. Bir image pet'imizi görmeye çalışalım. Hatanın verildiği yerde. Böyle image pet'e baktığımız zaman öncelikle bir null görüyoruz. Tabii bunun nereden geldiğini biz anlayamıyoruz. Ben anlayabilmek için de şöyle bir yöntem ilerlemeyi düşündüm. İlk aklıma şu an öyle geldi hemen. Bir try catch koyuyorum. Yani hata var mı yok mu? Bunları bir görebilmek için burada. Hata varsa exception türünde exception almasını isteyelim. Şöyle. Burada da DD ile hata yine yazalım. Detaya geldiğimizde burada bize hata veriyor. Hata diye söyledi. Şimdi benim burada hata oluştuğunda image pet'imiz neymiş? Bir onu görelim. Bakalım bunu doğru bir şekilde görebilecek miyiz? Hata oluştuğu zaman arkadaşlar image pet'imiz bakın böyle slash assess image şeklinde ilerliyormuş. Bunun da nereden geldiğini biz biliyoruz aslında. Veri tabanına biz kaydederken veriyi yine default olan settings'ten geldiğini tahmin ediyorum. Bir bakalım yine ona. Şöyle hem users da olabilir hem settings de olabilir gerçi. İkisi de olabiliyor. Şöyle assets'in başında bakın default png. Burada bir sorun yok. Ama buradan gelmiyor demek ki. Users'a bakıyorum. Users'da user'ın image'inin başında bakın şu slash'lar var ya. Bunlardan kaynaklı geldiğini düşünüyorum. Eğer ki bunlardan kaynaklıysa biz veriyi kaydederken bunları bir durduracağız. Çünkü public pet'in altında artık direkt
bakmadığımız için bize sorun yaratıyor. Bunları şöyle bir kaydettim. Bir 50 diyelim. Diğerlerini de görelim. Çünkü sadece oradan olmayabilir, başka yerden de geliyor olabilir. Bunları şöyle hep bir temizledim hızlıca. Sanıyorum 53 tane bitiyor mu? Bitmemiş. Evet, bayağı var. Gerçi hiç denemedik. Hata bundan çözülecek mi? Şimdi bir denemesini gerçekleştirelim. Veri tabanındaki ilgili alanı güncelledim. Ekranı tekrardan yeniledim. Ekran yenilendikten sonra da arkadaşlar hata gitti. Yani o başındaki slash'tan kaynaklanıyormuş. Biz de bu ilgili alanı nerede güncelliyorsak orada bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Yani bakın bunu yayına aldığımız sırada maalesef yakalayabiliyoruz. Ve dosyamı bir kaydedeyim. Buraya gelip tekrardan bir düzelteceğim. Bunu bizim değiştirdiğimiz yer Resources Views Admin Users. Bunun Create or Update'inin olduğu yerde biz default olarak user'a bir resim seçtiriyoruz. Ve bunun başında da bakın arkadaşlar şurada bir slash var. Bu slash'ı şöyle sildirerek sanıyorum çalıştırırsak yeterli olacak diye düşünüyorum. Tabii ben bunu sildirerek çalıştırıyorum fakat bu şu anda admin paneli bozmuş olabilir. Bunu bilmiyorum. O yüzden bunu da bir anlamak adına bir login olmam lazım. Bakayım bununkiyle doğrudan olabiliyor muyuz? Aynen direkt login olduk. Şöyle kullanıcı listesi diyelim. Süper, burada geldi. Bir de bunun resmini düzenleye bastığımızda resim geliyor mu? Geliyor. Peki ben bunun profile 2 yaptığımda geliyor mu? Bu da geliyor. Tamam, burada bir sorun yok. Hatta bunu bir şöyle güncelleyelim. Orange RD'yi güncelliyorum. Bakın Orange RD'nin kullanıcı görselini güncelliyorum. Burada yine hata verdi. Yine bakın hatanın sebebi yine başında slash olması. Bakalım burada başka başında slash. Burada değil, pardon. Bir slash nerede var? Bakın şurada var arkadaşlar. Burayı da bir kaldırdım. Bir de bunun bir de bakın bunun o value kısmında var. Bakın value'larını da kaldırmayı unutmuşuz. Şu value'ları da kaldırdım. Tekrardan kaydediyorum. Sayfayı şöyle bir geri getiriyorum. Bir yeniledik. User'sa gelelim. Da burada niye şu an DD'de basıp duruyor? Çünkü veri tabanında böyle kaldı. Kaydetti muhtemelen. Bakın en üstteki veri tabanında öyle kalmış. Kayıt. Demin güncellediğimiz için. Şimdi tekrardan yeniledik. Şu sağ üstte bir kayıt geliyor ya bakın. Burada o güncellendiği zaman hata oluşturuyordu. Tekrardan bir user'a bir daha bir deneyelim. Bakalım ne oldu son durumda. Böyle Orange RD'ye tekrardan girdim. Profile 2'yi Profile 1 ile değiştirdim. Tabi burada bakın profil 1 ile değiştirdiğim an resim gelmemiş oldu. Bunun change olduğu yerde demek ki başına bir slash koyarak bu image'in path'ini değiştirmek gerekiyor. O da bunun hemen en alttaki bölümüydü. Set ediyoruz bakın burada dizvalla. Bunun sadece şöyle başına bir artı koyuyorum. Koyamadım. Başına bir slash koydum. Bunu bir tekrardan deneyeceğim. Profile 1 yaptım ve resim geldi. Resmi bir güncelleyelim. Güncelledikten sonra bakalım bir hatamız var mı?
Sonrasında geliyorum yine ana sayfaya. Bakın bu hatalar birazcık yayın ortamında çıktı çünkü biz lokalde bu hataları maalesef göremiyorduk. Böyle bir hostingle beraber almadığımız için. Bakın görseli değişti ve herhangi bir hata şu anda gelmedi. Siteyi yine karıştırarak böyle hatalara bakıp ufak ufak üzerine düzeltmeler yapmak gerekecek. Sadece benim önerim bu güncellemeleri yaparken bir yandan da lokalinizde yapmayı da unutmayın. Lokalde yapmadığımız takdirde tekrardan oldu ki bir yayın alma süreci işleyecek olursa hatalar maalesef meydana gelir. Ve bunu çözerken de yine bir daha aynı süreci bir daha baştan yaşamak zorunda kalacaksınız. Şöyle o yüzden son bir benim bu Helper'daki bir DD'leri bırakmıştım ya o DD'leri geri alıyorum. Neredeyiz? Şöyle domain yazılım eğitim sitenin içinde şurada app'in altında HTTP değil pardon Helpers'ın altında Helpers PHP açıyorum. Burada ya burada hata fırlatabilir tekrardan şu try catch'i şu anda kaldırıyorum. Hata varsa hatayı göstersin çünkü arkadaşlar. Ona göre patladığı noktada biz bir mesafe kat ediyor olalım. Tekrardan bunu böyle kaydettim. Son olarak geliyorum yine ENV'mi de güncelliyorum ve yayına projemizi almış olduk. Locally production dedim. True'yu da false dedim. Neden bu? Çünkü debug hem alttaki debug'ımız çıkmayacak hem de normal debug yapılamaz olacak. Herhangi bir hata oluştuğu zaman 500 ya da 404 gibi bir kullanıcının hatayla karşılaşmasını sağlamış oluyoruz. Şöyle ekranı bir yeniledim. Herhangi bir şu anda bir sorun gözükmüyor gibi. Patlatmadan da yayını bitirsek iyi olacak. Ve bir de çıkış yapalım. Gayet başarılı şu an için. Yine ben bunun incelemelerini yapacağım. Herhangi bir hata varsa bunu da yine yayına video çekerek aktarıyor olurum arkadaşlar.